Sayın Turgut Öker'i de sahneye rica ederim. Bir selamlama alalım sizden de başkanım. Kusurumuza bakmayın. Teşekkürler. Bütün konuşmacı arkadaşlar söylemesi gereken şeyleri söylediler. Çok değerli arkadaşlarımızın yorumlarına ilaveten katacak bir şeyim yok ama Aleviler açısından, kendimiz açısından bir iki şey söylemek istiyorum. Biz Koçgiri katliamını hiç Aleviler gündemimize almadık. Biz Dersim katliamını hiç gündemimize almadık. Aradan 70 yıl geçti, 80 yıl geçti. Biz tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen Madımak katliamını bile 10 yıl sonra gittik, kitlesel şekilde bir karanfil koyabildik. Gelemedik. Başvuru da yapmadık. Yani Aleviler olarak, Alevi kurumu olarak biz bu şehre 30 yıl gelmedik. Almak için başvuru da yapmadık. Bir 30 yıl Çorum'a gitmedik. Ne yaptık? Neyi bertaraf ettik? Üzerini örtmekle, sözüm ona, bizi izleyenlerle, izleyenlere cevaben, yara kaşımamakla çözüm oldu idiyse, niye biz 42 yıl sonra buradayız? Ne değişti bizim yaşamımızdan? Ben bundan 5 yıl önce burada geçen yıl İsrafil arkadaşımız gibi konuşma yaptım diye, bu katliamı naletledim diye ceza aldım. Ve bugün burada ondan dolayı milletvekili kimliğimle karşınızda değilim. Ve geçen yıl İsrafil arkadaş aynı içerikte konuşma yapmaktan dolayı ceza alacak. O zaman 42 yıl önce bu topraklarda yaşanılan o vahşetin, barbarlığın ortaya çıkardığı deneyim ve tecrübe nedir arkadaşlar? Sonuç ne? Aynı zihniyetin devamı değil mi? Yani şu görüntüye bakın. Sanki işgal edilmiş bir toprak burası. Sanki işgal ordusu var burada, konuşma yapıyorlar, anma yapıyorlar. Bu ne hazımsızlık? 2 Temmuz'da biz Madımak'ın önünde son yıllarda 10 binlerce insan geliyoruz. Ne oluyor? Kıyamet mi kopuyor? Biz aynı anmayı Çorum'da yapıyoruz. Maraş'ta bu ülkenin bir şehri değil mi sevgili bu şehri yöneten kamu görevlileri? Başka bir zihniyet mi yönetiyor bu şehri? Ne oldu? Sivas yandı mı? Çorum yandı mı? Kitlesel şekilde Alevilerin, Alevi dostlarının bir araya geldiği, anma yaptığı şehirlerde ne değişti de aynı zihniyet bugün burada devam ediyor? Övünüyordursunuz büyük bir ihtimalle. 50 kişi, 100 kişiyi ancak toplayabildiler. Bundan övünebilirsiniz. Bundan övüncünüzü kutlayabilirsiniz. Ama bu yüz karası ortadan kalkmaz bu yaklaşımınızdan. Dünyanın her yerinde de böyle şeyler yaşanır. Ama arkasından medeni şekilde bu katliamların yaşandığı yerlerde anıtlar olur, müzeler olur. Halk bununla hesaplaşır. Burada bütün övüncünüz yasak koymak, şehri ablukaya almak, bütün giriş çıkışları kapatmak. Ne elde edeceksiniz, ne elde ettiniz bununla? Dış güçlerin, emperyalist güçlerin 80'de olduğu gibi, 78'de olduğu gibi geldiğinde geri bir provokasyon yapmasını mı engellediniz bu yaklaşımla? Okullarda ders olarak öğretin. Bu şehrin küçük çocukların elinden tutulsun, gelsinler bu cemevinde şehitlerimizin resimleriyle yüzleşsinler. Ancak o şekilde bu şehre hizmette bulursunuz. Buradan açıkça söylüyorum. Bu şehri yöneten kamu görevlileri Maraş'ın dostu değiller. Maraş halkının dostu değiller. Maraş halkının dostu olsalar bu yarayı pansuman ederler. Ve bu halkı birbirlerine yaklaştırırlar. Biz mezara gittiğimizde karanfil koyduğumuzdan kıyamet mi kopar bu şehrin müftüsü de bizimle beraber olsa, vali bizimle birlikte olsa, sizler bizimle birlikte olsunuz, ne olur? Gerçekten bu halk kardeş olur. Bu yaklaşımda gerçekten Maraş'a zarar veriyorsunuz. Maraş'ın kanlı Maraş görüntüsüne hizmet ediyorsunuz. Egemenlik gösterisi mi burada bu jiplerle karşımızda durmak? Biz de bu ülkenin vatandaşlarıyız. Başka bir anma söz konusu olduğunda devlet töreni yaparken Alevilerin acısında nedir bu abluka? Hiç bu insanlığa yakışıyor mu?
42 değil 420 yılda geçsem. Bu topraklarda kardeşlik olacak, adımız gibi inanıyoruz buna. Ama bu zihniyetinizle değil. Bu zihniyetle değil. Bu zihniyetin köklü değişimiyle ancak kardeşlik olacak. Başımızı sokacak bir yerimiz de yoktu. Burayı inşa ettik bu cemevini. Ne oldu? Bütün bu mahalledeki yoksul insanlar, aç insanlar sevinç duyuyor. Böyle bir cemevinin yapılmasından dolayı. Gözümüz yok, varlığından mutlulukla duyuyoruz. Yüzlerce caminin yanında koca şehirde bir tane cemevi. Onu bile ablukaya almakla öğreneceksiniz şimdi. Bu nedenle böyle İsrafil başkanımız konuştu. Ben konuştum. Cez almak. Bununla bir yere varamazsınız. Bu zihniyetle siz de yüzleşeceksiniz. Hep birlikte bundan sonraki yıllarda nasıl 50 binler Madımak'ın önünde Çorum'da bir araya geliyorsam bu şehirde de 10 binlerin bir araya geldiği birbirlerine halkların kardeşlik elini uzattığı günleri biz beraber göreceğiz. Ve bu sizin bu çağa uymayan çağ dışı yaklaşımınızdan tarihin çöp sepetine atacak. Saygılarımla.